Değerli izleyenler, bugün günlerden 10 Şubat Perşembe. Ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından şimdi de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COVID-19 testi pozitif çıktı. Adalet Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz dedi. Bu yıl 25.si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kapadokya'nın tanıtımı için seferberlik ilan edildi. Bu yıl 25.si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kapadokya'nın tanıtımı için seferberlik ilan edildi. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yapılamayan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Fuarı bu yıl 25. kez kapılarını misafirlere açtı. Binlerce standın kurulduğu ve milyonlarca kişiyi ağırlayacak olan bu dev fuarda peribacalarıyla ünlü Kapadokya'nın tanıtımına geniş yer veriliyor. Ürgüp, Uçhisar, Ortahisar, Avanos, Kozaklı, Göreme belediyelerinin yanı sıra Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği, Kapadokya Alan Başkanlığı ve Rehberler Odası standlarını açtı. Fuarın ilk gününde Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Levent Ak ve çok sayıda turizmciler yerini aldı. İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne başlayan fuar 12 Şubat 2022 Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuarın ilerleyen günlerinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de katılım göstermesi bekleniyor. Nevşehir'i tekrar etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri iş başındaydı. Nevşehir'i tekrar etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Nevşehir kent merkezinde sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı etkisini arttırmadan sahaya çıkan tüm ekipler, başta ana arterler olmak üzere cadde, sokak ve kaldırımların açık kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle ana arterler ve toplu ulaşım güzergahları başta olmak üzere hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşları gibi kalabalık noktalar, devam eden kar yağışı ile birlikte ekipler tarafından da sürekli temizleniyor. Belediye ekipleri ayrıca soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem alıyor. Ekipler çok sayıda iş makinesiyle yollarda solüsyon ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Niğde-Ankara otoyolunda kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ise bir kişi hayatını kaybetti. Niğde-Ankara otoyolunda alın geçişlerinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarparak devrilen tırda sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza saat 16 civarında Niğde-Ankara otobanı alın geçişlerinden Niğde istikametine seyir halinde olan 40 AAN-498 plakalı RY Sevk ve İdaresi'nde bulunan tır ile giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarpmış, sonrasında yolun sağ tarafına devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
2020 yılı Temmuz ayında büyük uğraşlar ile üst yapısı tamamlanan Osmanlı Caddesi'ndeki yolda 20 ay sonrasında çökmeler başladı. 2020 yılı Temmuz ayında büyük uğraşlar ile üst yapısı tamamlanan Osmanlı Caddesi 20 ay aradan sonra sorun çıkarmaya başladı. Nevşehir Çarşı Merkezi'nin en işlek caddeleri arasında bulunan Osmanlı Caddesi bilindiği üzere 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde parke taşlardan kurtularak sıcak asfalta kavuşmuştu. Uzun süren uğraşlar sonucu sıcak asfalt ile yenilenen bu yol modern bir görünüm kazandı. Ne yazık ki bu modern görünümün ömrü 20 ay sürdü. Şimdilerde ise o yolda çökmeler ve bozulmalar başladı. Bir iş yapılıyor madem, kaliteli yapılsın ki ikinci bir işe gerek kalmasın diyerek yetkililere tepkilerini dile getiren mahalli sakinleri, bu cadde şehrin en işlek caddesi. Buradan günde binlerce araç geçişi oluyor. Bunu bile bile bu yol neden kaliteli bir şekilde yapılmadı? Devlet malı çarçur mu ediliyor? Şu yolun haline bakın. Bazı yerlerinde çökmeler olurken bazı yerlerinde ise köstebek yuvaları oluşmaya başlamış durumda. Yazık, günahtır dediler. Nevşehir'den Ürgüp istikametine seyreden ağır tonajlı tır yoldan çıkarak kara saplandı. Nevşehir'den Ürgüp istikametine seyreden ağır tonajlı tır yoldan çıkıp kara saplandı. İçtik aşağıya. Nevşehir il merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına yer yer hayatı durma noktasına getirdi. Nevşehir istikametinden Ürgüp'e gelen ağır tonajlı bir tır karlı yolda kayarak yoldan çıktı. İçtik aşağıya. Kara saplanan tırı kurtarmak için büyük uğraşlar verildi. Tır uğraşların ardından karayolları ve emniyet sayesinde saplandığı yerden çıkartıldı. AK Parti'de il başkanından sonra bir pozitif vaka daha göründü. AK Parti'de il başkanından sonra bir pozitif vaka daha göründü. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğit Arslan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. AK Parti'de il başkanı Ali Kemikran'ın ardından Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğit Arslan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Yiğit Arslan'ın durumunun iyi olduğu ve karantina sürecine başladığı alınan bilgiler arasında. Ferit Yiğit Arslan ise durumu şu şekilde duyurdu. COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup evde tedavi olmaktayım. Dualarınızı istirham ediyor ve herkese sağlıklı günler diliyorum. Niğde İnönü Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangında oluşan dumanlardan dolayı 8 kişi zehirlendi. Niğde'de bir apartmanda yangın çıktı. 8 kişi dumandan zehirlendi. Edinilen bilgilere göre Niğde İnönü Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir apartmanda henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 8 kişi dumandan zehirlendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslar ile Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Soruşturma başlatıldı. Nevşehir eski SGK İl Müdürü Asım Göveren hayatını kaybetti. Nevşehir emekli eski SGK İl Müdürü Asım Göveren Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Asım Güveren'in cenazesi bugün öğle namazına mütakiben Avanos Taziye Evi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Kent Haber Gazetesi ve Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele çalışmalarının ilk saatlerden itibaren başladığını söyleyerek Melikgazi'de kapalı yol olmadığını belirtti. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarının ilk saatlerden itibaren başladığını söyleyerek Melikgazi'de kapalı yol olmadığını belirtti. Belediye ekiplerinin soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı da önlem aldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, şehrimizde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü.
sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm ekipler başta ana arterler olmak üzere otobüs güzergahları, okul, hastaneler, kamu kurumları, cadde, sokak ve kaldırımların açık olması için yoğun bir çalışma yaptı. Devam eden kar yağışı ile birlikte ekipler tarafından da sürekli temizleniyor. Ben de ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarını takip ediyorum. Çok şükür ilçemizde kapalı yol yok. Ulaşım sorunu da bulunmuyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam edecek. Özellikle buzlanma olabilecek bölgelerde sorun yaşanmaması için hassasiyetle çalışacağız. Büyük fedakarlıkla sahada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Koca Sinan Belediyesi güvenli asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu. Koca Sinan Belediyesi yetkilendirildiği Royal Cert isimli firma ile 2021 yılında denetimleri yapılan asansörlerin %99.82'sine denk gelen 5553 asansörü güvenli hale getirdi ve Koca Sinan güvenli asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu. Güvenli asansör istatistiğinde 2017 yılından itibaren Türkiye birinciliğini kimseye kaptırmayan Koca Sinan Belediyesi vatandaşın güvenliği için yaptığı örnek çalışma dikkat çekti. Can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ilçe sakinlerinin daha kaliteli ve daha güvenli bir yaşam sürmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Vatandaşların sağlığına, huzuruna, mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bundan dolayı asansör denetimi ve güvenli kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. 2012 yılından bu tarafa artık bütün Türkiye'deki asansörler yetkili lisanslı firmalar tarafından denetlenerek asansöre bindiğiniz zaman farklı farklı etiketlerle karşılaşıyorsunuz. Kiminde mavi, kiminde yeşil, kiminde kırmızı. Ama kırmızı etiketli olan asansörler gördüğümüz zaman bu asansörler yüksek oranda risk altında. Özellikle kullanımı noktasında verilmiş belli bir süre olabilir ama bu süre içerisinde de Allah vermesin olağanüstü durumlarda belki başımıza istemediğimiz olumsuz hadiseler gelebilir. Bu noktada da dikkat etmemiz gereken bir hadise. Toplumsal olarak belki gündelik hayatımızda çok fazla kullandığımız, gerek yaşadığımız konutlarımızda, iş yerlerimizde, farklı mekanlarında sıklıkla asansörle ihtiyacımız oluyor. Ve bu noktada da bir bilinç olarak, bir duyarlılık olarak eğer ki bir kırmızı etiketli asansör var ise hızlı bir şekilde, eğer yaşadığımız konutta ise yöneticimizle, iş yerinde ise o iş yerinin sorumlusuyla bunu bir an önce giderilmesi için gerekli çalışmaları yapıp hemen yeşil haline dönüşmesi için bizim de toplumsal olarak bu duyarlılığı oluşturmamız lazım. Sağlıkla sıhhatle iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Burada bizlere düşen en önemli konu bu hassasiyeti bir toplumsal bilinç olarak hep beraberce gündeme getirmek ve mümkün olduğunca yeşil etiketli asansörleri kullanmak ve kullanma noktasında farklı etiketli olanları da bu bilinçle yeşil etikete dönüşmesi için bizim de bir toplumsal baskıyı oluşturmamız gerekmektedir. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. ...11 Şubat Cuma, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık -1. Hacıgöl en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık -1. Avanos en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -1. Derinkuyu en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık -2. Gülşehir en düşük sıcaklık -9, en yüksek sıcaklık -2. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -2. Kozaklı en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık -1. Ürgüp en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık -2.
Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafi'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 10 Şubat Perşembe, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 798 lira, gram altın satış 800 lira, çeyrek altın alış 1291 lira, çeyrek altın satış 1300 lira. Euro alış 15.43, euro satış 15.47, dolar alış 13.52, dolar satış 13.54. Değerli izleyenler, bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.